Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte AYT deneme sınavları serisinin duyurusunu gerçekleştirmiş olacağım. Kanalda biliyorsunuz bir deneme sınavı serisi başlatmıştık TYT adına bunu gerçekleştirmiştik. AYT adına eee gerçekleştirmemiştik. Aynı yayından bahsediyorum yani. Onu yapmamıştık. Çözümlerini ben yapmamıştım yani o yayının. Ee, bu sebepten dolayı da senin biyolojin olaraktan üzerimize düşen elbette ki bütün sorumluluğu aldık ve ne yaptık? Senin biyolojin olaraktan deneme sınavları serisini kendimiz çıkartıyoruz AYT adına. Şimdi benden şöyle bir duyuru yapmamı bekliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar 10 tane deneme sınavı yapıyoruz. Bunun fiyatı da 100 TL. Şu siteden alabilirsiniz şeklinde. Hayır öyle bir şey yapmayacağım. 10 tane deneme sınavı yapacağım. Ee, Yarın itibaren başlayacak bu deneme sınavları serisi. Bu ücretsiz bir şekilde olacak. Hem videosu hem de dokümanı pdf şeklinde olacak ve ücretsiz şekilde faydalanabileceksiniz arkadaşlar. Ee, bunu basabilirdim de bu arada ama basmak istemedim. Ee, Sebepleri bana kalmış olsun. Yani yeterince zaten e, bu işi yapan arkadaşımız olduğu için bir de ben maddi kütüphiyat oluşturmak istemedim. Bundan dolayı da ben kendi kanalımda bu deneme sınavlarını ücretsiz şekilde gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi nasıl yapacağımızdan bahsedelim. Güzel, orijinal bir şey olacak. Ölsevme formatına bak, zaten hani onu söylememe gerek yok. Ölsevme formatına %100 değil %500 uygun olacak zaten. Ee, her bir deneme sınavımızda bildiğiniz üzere 13 sorumuz olacak. Yarından itibaren yüklemeye başlayacağım. 15 Nisan biliyorsunuz yarın. 15 Nisan'da yükleyeceğim. Ee, açıklama kısmında PDF dokümanını koyacağım. Toplu bir PDF dokümanı veremiyorum. Şu yüzden veremiyorum. Çünkü soruları e, hazırlarken defacı çözeceğim. Yani yanlış soru çıkmasını istemiyorum arkadaşlar. Şimdi sonuçta sen alıyorsun ve çözüyorsun. Onun yanlış bir soru çıkmasını istemiyorum. Bu yüzden inceleyip sık dokuyarak da ne yapmış olacağız? Bu deneme sınavlarını yapmış olacağız. Her deneme sınavının altında e, bir pdf dokümanı olacak. Cevap anahtarı olmayacak. Videodan izlemeni istediğim için cevap anahtarını paylaşmayacağım. Cevap anahtarını zaten videoyu izlerken e, görmüş olacaksın. Yine TET kısmında yapmış olduğumuz gibi ayrıntılı bir şey olacak. Yani 13 soruyu 13 dakikada çözmeyeceğim. Kesinlikle öyle bir şey yapmayacağım. 13 soruyu atıyorum mesela deneme zorluğuna göre değişkenlik gösteriyor. 45 dakikada çözeceğiz tamam mı? Hem bir konu tekrar yapmış olacağız. Zaten serinin de ismi genel tekrar denemeleri. Bu serinin bir de şöyle bir yanı var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben İzmir'de ikamet etmekteyim. Ofisim de İzmir'de, evim de İzmir'de, her şey İzmir'de. Bu sebepten dolayı da İzmin aşırı bir insanım. Doğma boyum ve İzmirliyim arkadaşlar. Bunu ben İzmir'e e, atıfta bulunarak çekeceğim. Yani şöyle. İzmir'in çok fazla böyle e, beğendiğim ilçelerini veyahut da bir anım olan ilçesini, bir semtini veyahut da e, bir yiyeceğin ismini vermiş olacağım. Mesela bir örnek vereyim. Yarınki ilk denemenin ismi e, Boyoz denemesi olacak. İzmir'in meşhur boyozundan bahsedeceğiz. Hem girişte ondan sonrasında deneme sınavımızı çözeceğiz. Bu bir gün boyoz olacak, bir gün kumru olacak, bir gün gevrek olacak. Veyahut da bir semtin ismi olacak. Mesela Alsancak dönemleri şeklinde. Veyahut da bir ilçenin ismi olacak. E, bu şekilde gitmiş olacağız. Toplamda 10 tane deneme sınavımız olacak dediğim gibi arkadaşlar. Ve her deneme sınavının PDF dokümanını vermiş olacağım. 15 Nisan'da başlayacağım. Daha sonrasında 16-17 boş olacak. 18 Nisan'da ikincisini çekeceğim. 19-20 boş olacak. 21 Nisan'da üçüncüsünü çekeceğim. Yani iki gün boş bir gün dolu. İki gün boş bir gün dolu şeklinde yapmış olacağız. Tahminen 15 Mayıs'a kadar bitmiş olacak. 15 Mayıs'tan sınava kadar da zaten ben işte AYT'le alakalı genel tekrarlığı gerçekleştireceğim. Yani full tekrar modumuz var diye bizim TT kısmında. Bunun aynısını ne, ne, yapmış olacağız? Bir de AYT için yapmış olacağız arkadaşlar. Tamam mı? O zaman yarın mutlaka ilk deneme sınavını indirip çıktısını alıp çözmenizi isteyeceğim. Özellikle şunu, şunu rica edeceğim. Lütfen deneme sınavını indirin arkadaşlar. Sonuç itibari ücretsiz yapmış olduğumuz bir proje bu. Bunun deneme sınavını indirin. Çıktısını alın, çözün. Ondan sonrasını çözüm videosunu açın. Yani bunu şöyle yapmayın. Ee, i̇şte ben sadece videosunu izlesem olur. veya da işte ben soruyu durdurup çözerim. Yapma bunu. Yani bunu istemiyorum senden. PDF dokümanını indir. Çıktısını al. veya da tablet kullanıyorsan tabletini indir. Çöz güzelce. Ondan sonrasında benden dinle. Çünkü deneme sınavı adı üstünde arkadaşlar. Ve deneme sınavında e, şunu yapmadım ben. İşte zorluk düzeyi bağımında. Atıyorum işte ilk 3 deneme kolay. Sonraki 3 deneme zor şeklinde değil de. Tamamen eşit şekilde dağıtmış oldum. Bir denemede mesela 4 tane sistem koydum. Bir denemede mesela 5 tane sistem koydum. Anladınız mı? Hani olabildiğince e, tam böyle ösevme tarzında olmuş oldu. Tabii ki de sürekli kontrol ediyorum. Hani bir yanlış çıkmasını istemiyorum çünkü. E, ona göre bakmış olacağız. Hayırlısı uğurlusu olsun arkadaşlar. E, hepiniz adına bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana veya da olacaksa ne mutlu bana. O zaman deneme sınavlarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdi de hoşçakalınız. Kendinize iyi bakın.